Hoş geldiniz. Diyabet ve Yaşam programındayız. Cem TV'de yayındayız. Efendim bugün yine çok değerli konuklarım var. İlk konuğum diş hekimi Sayın Güngör Yılmaz. Hoş geldiniz Güngör Bey. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun şefim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Diş hekimleri gelince biraz çekiniyorum ben böyle devamlı. Acaba gene ne olacak dişimizde diyerekten. Biz diyabetlilerde devamlı bir problem çıkıyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Bu diyabet ve diş. Önlem alınırsa bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmaz diyorsunuz. Evet. Peki bu neden bizde çok fazla diş problemi oluyor acaba diyabetlilerde? Ya bunun sorunu tabii etkenleri var. Ağız kuruluğu. Evet. Bu ağız kuruluğunun yanında kandaki şeker oranının yüksek olması, tükürükteki şeker oranının yüksek olması, ağız kuruluğu artı diş taşı, diş eti hastalıkları, mantar enfeksiyonları. Ağzımızda mantar enfeksiyonu. Evet. Tabii o şeye bağlı. O da tabii şekerle ilgili. Ağızda tat alma duygusu, yanan ağız sendromu. Ve bunların en önemlisi diyabetin her geçen gün artması. Artan diyabet vakalarının yanında bir de gerekli önlemlerin alınmaması etken oluyor. Yani. Şimdi tabii dişle ilgili diyabet ve diş diye başlayınca siz böyle çok güzel konu başlıkları açtınız. Öncelikle bu diş eti çekilmelerinin diyabetle alakası mutlaka vardır. Tabii ki. Biraz o konuyu açabilir miyiz? Diş eti bunun niye çekilir? Etkenlerinden başlarsak önce mesela ağız kuruluğu. İşte ağız kuruluğu diyabet hastalığında tükürük salgısının azalmasıyla oluşan bir şeydir. Tükürük salgısı azaldığı zaman kıvamı artar. Kıvamı artınca da tükürüğün dişleri temizleme özelliği azalıyor. Hı hı. Yani mesela tükürük bol olursa diş gıdaları da temizliyor. Yani aynı zamanda temizleme fonksiyonu da görüyor. Tabii bu sefer yoğunluk olduğu için bakteri plakları dişin üstüne çöktüğü için bu plaklar daha sonra diş taşına dönüşüyor. Diş eti hastalıkları başlıyor. Bu diş eti hastalıklarından sonra diş taşı, diş çürüğü, diş kaybı devam eden bir süreç oluşuyor. Zincirleme gidiyor diyorsunuz. Evet. Peki mantar dediniz. Mantarı ben bilmiyordum. Onu bir öğrenebilir miyiz? Mantar enfeksiyonları da tükürükteki şeker oranının yüksek olmasıyla o da ilgili. Ağız dudak birleşim yerlerinde çatlaklar, kızarıklıklar o şekilde ortaya çıkıyor. Pamukçuk gibi. Bir de ağız tabii mantarların en büyüğü diyabet hastalarının sigara içmemesi gerekiyor. Sigara çok önemli diyabet hastalarında. Protez kullanan diyabet hastalarının protezlerinin bakımı çok önemli. Protezlerin üzerinde de mantar oluşabiliyor. Bu protezlerin kesinlikle gece takılmaması, bunların bakımının çok iyi yapılması gerekiyor. Protezleri diş fırçasıyla değil de normal bir protez fırçası alıp sertçe sabunla güzelce protezi yıkayıp ayrı bir muamele. Tabii güzelce bakımını yapıp bir suya bırakmak, dezenfekte tabletlerle koymak. Evet. Tablet yoksa o suya bir iki damla çamaşır suyu damlatıp dezenfekte yani daha temiz olması için. Tabii çok çamaşır suyu koyarsa da protezin cilası bozuluyor. Bir de Allah korusun yani çamaşır suyunu ağzımıza yani ağzı lazım. Yani ağzı protezi yıkar gene takarsın ama protezin cilası falan proteze zarar veriyor. Anladım. Mantarların şeyleri de mantarlar bu diyorsunuz. Peki şimdi bizim dişlerimizde mesela çürüme de herhalde gene tükürükteki şekerle ilgilidir diye düşünüyorum. Değil mi? Dolgu yapılan çok fazla diyabetli biliyorum çünkü. Şimdi işte her şey aslında diş eti iltihabıyla ve plakların ve diş taşlarının oluşumuyla oluyor. Yani ağız bakımının çok iyi olursa bunlara etkene sebebiyet vermezseniz aslında bunlar olmaz. Tabii bu da söylediğimiz normal sağlıklı bir insanın dişini fırçalıyor. Her yemekten sonra fırçala dediğimiz zaman sizin ara öğünlerden sonra da fırçalamanızı tavsiye ediyoruz. Günde 5 defa falan. Aslında dişe ayrılan zaman çok önemli. Bir de yani en kötü 6 ayda bir diş hekimi kontrolünden geçmek lazım. Yani diş taşı ve plaklar dişlerde olmadığı sürece bu anlattığımız sorunları yani diyabetten oluşan sorunları bertaraf etmiş oluruz. Sanıyorum bizim en çok yapmadığımız şey 6 ayda bir diş hekimine kontrole gitmek. Evet, bir de bakım yani sonuçta sırf diyabetliler değil genelde bir bakım eksikliği toplumumuzda mevcut. Mevcut. Peki şimdi diyelim ki dişlerde problem var ve dişlerin hani o bizim dediğimiz takma diş haline gelmesi gerekiyor. Evet. Bu bir sorun yaratıyor mu
diyabetlerde? Sorun yaratıyor şöyle, hani sonuçta bu sağlıklı insanda da sorun takma dişe haline gelmek. Doğru, evet. Takma dişe geçtiğiniz zaman tabii ki kullanımı zorlaşıyor. Evet. Diyabetlerde kemik erimesi de daha fazla oluyor. Bundan dolayı yani zor, en son zor aşama. Onun için önlemi daha önceden alıp o aşamaya gelmemek lazım. O aşamaya geldiğiniz zaman da tabii işte implantlarla destekleyerek implant protez yaptırabiliyor muyuz? Yaptırabiliyorsunuz tabii ki. Her türlü diş sağlığının tedavisini yaptırabiliyorsunuz. Diş şekerinizin kontrol altında olması, önemli olan o kontrol altında olması en önemli şey o. En önemlisi diyorsunuz. Şimdi implant yaptırabiliyor muyuz diye heyecanla sorma sebebim, bir arkadaşım diyabetli ve implant yapılması gerekiyor normal şartlarda. Tabii ben hiç bu konuyla ilgili bir bilgim yok ama hani aman yabancı bir madde konacak oraya, işte iltihabi bir durum olabilir falan diye doktoruna sor diye kendisini yönlendirdim. O yüzden o paniğim o yüzden. Yani, şimdi 3 aylık şeker ortalamaları da tabii önemli ama yani diyabeti kontrol altında ise ve özellikle sigara içmiyorsa. Evet. Mesela sigara içen implant firmaları sağlıklı insan olsun, sağlıklı insan olsun sigara içerse bazı firmalar garanti veriyor. Ömür boyu garanti veren firmalar var implanta. Öyle mi? Evet ama sigara içene garanti yok. Onun için yani düşünün sigaranın zararını. Ağızdan başlıyor evet, değil mi yani, her şey? Yani kemiğin içindeki bir implanta bile garanti verilmiyor. Yani onun için hani sigaranın verdiği zararın büyüklüğünü anlatayım. Peki içenler düşünsün diye böyle evet, bir şey atarmışım evet. Gayet egoistlik içinde. Tat alma duygusunda kayıp. O neden oluyor acaba? İşte flora, ağız florasının bozulmasından oluşması. Yani başka bir izah yok. Gene şeker evet. Yüksekliği geliyor evet. Gündeme anladığım kadarıyla. Diş etleri iltihaplanınca işte ağız kokusu da oluşmaya başlıyor. Evet. Diş eti iltihabı evet. Olunca. Evet. Bunların işte temizlenmesi, temizlik bakımının yapılması en önemli şey. Sebep. Peki bizim böyle diş macunu olarak yok işte florürlü diş macunu, florürsüz diş macunu gibi bir ayrımımız var mı kullanmamız vallahi, gereken? Macunu hiç es geçelim. Önemli olan fırçalamak. Doğru değil mi? Macun hiç önemli. Macunu çok az miktarda kullanmanızı ama çok iyi fırçalamanızı. Fırçalamayı da diş etinden dişe doğru yapmak. Dişe doğru. Her yüzünü yapmak. Yani sırf önlerde değil de iç kısımlarının da bakımını yapmak gerekiyor. Bu fırçalamanın haricinde diş ipi kullanmak çok önemli. Şimdi diş ipini kullanmak günde bir kere kullansanız bile bizim için çok önemli. Arayüzler diş fırçalamayı da arayüzleri temizleyemiyorsunuz. Evet. Arayüzleri temizlemek için diş ipi kullanıyor. Diş ipinde hasta işte dişin kontak noktasına batırdığı zaman etine saplanıyor, kanama yapıyor diyor. Yani evet, ilk evet. Etapta yavaşça geçirip yan yüzlerini, dişin yan yüzlerini, ara yüzlerini temizleme hareketi yapması gerekiyor. Yani diş etine darbe yapmadan. Değdirmeden, evet. Daha çok yan yüzlerde. Biraz özen istiyor, zaman istiyor. Meşakkatli iş aslında. Evet, yani. Öyle ama hani işte bunu bir kere yapsa günde o bizim için çok önemli yani. Fırçalamanın haricinde. Tabii ki yani şimdi diyorsunuz ki ön yüzünü de dişin fırçala, arka yüzünü de fırçala, işte içini de yanını da evet. Bir şekilde temizle. Hani diş deyince biz genelde kadın erkek fark etmiyor. Daha estetiksel baktığımız için olaya. Biz dişimiz temiz mi? Temiz. Tamam. Her zaman zaten önler tertemiz gelir aslında. Değil mi? Arkada problem evet. Yaşanıyor. Doğru söylüyorsunuz. Peki bir de böyle damaklı olarak yapılan bir eskiden mi kaldı o? Şimdi halen var mı protez o damaklı? Protez yapıyoruz da. Yapıyorsunuz. Tabii. O da sanıyorum bizim için o kadar kolay bir işlem değil. Yani kolay biraz evvel söylediğim işte aslında herkes o protezin için. Yapılabilir o. O protezin bakımı çok önemli. Onları da çok iyi temizlemek. Evet. İşte üstüne mantar oluşması, tertemiz olması demin gerekiyor. Yani geceleri gibi. Takmamak. Yani protezi kesinlikle geceleri takmamak. Ama o protezleri diyabetli olsun olmasın herkesin kullanabileceği şeyler. Yani ne yaparsak yapalım sizden kaçış yok anlaşıldı. Evet. Tamam hocam tamam geleceğiz. 32 tane diş olduğu için. Yani onu da yapmasak bunu yapmasak demeye çalıştım ama olmadı. Evet. Peki dişimizi bir de böyle suyla yıkıyoruz biliyorsunuz hazır sular satılıyor. Evet. Onlar konusunda bize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani onları diş fırçalamadan sonra kullanabilirsiniz. Olmazsa olmaz asıl temel şey dişin tertemiz olması. Üzerinde plak ve diş taşının olmaması. Onlar tamamlayıcı kısımlar. Yani onları yapabilirsiniz.
Peki bu çeneyle ilgili sorunlar çıkabiliyor bazen. Şimdi bu nedir? Niye çene cerrahisi diye bir bölüm var bu diş hekimliğinde acaba? Ha şimdi öyle çene cerrahisi diye ayırmak değil de efendim. Mesela implant yapacak, evet. Gömük diş var, evet. Cerrahi çekim var, çene cerrahi kesme onlar oluşturur. O çene cerrahisine giriyor. Herkes için geçerli olan çene cerrahisi. Cerrahi işlemleri yapan arkadaşımıza, cerrahlarımıza dediğimiz branş o yani. Peki bu cerrahlar, bizim biliyorsunuz birazcık o cerrah evet. konusunda daha da titiz olmamız gerekiyor ki herkesin aynı şekilde titiz olması evet, gerekir. Tabii ki. O zaman ne yapıyorsunuz? Diyelim ki benim bir çene cerrahisi geçirmem gerekiyor ama hemoglobin A1C'im normal olması gereken sayının üstünde. Bekliyor musunuz inmesini hemoglobin A1C'ye? Yani bu 8'in üzerindeyse falan zaten müdahale etmiyoruz. Yani çok yapılması gereken şeyler hastane ortamında yapılmasını tavsiye ediyoruz. Evet. Ama birçok şeyi kliniklerde halledebiliyoruz. Bir de yaş, 20 yaş diye bir yaş var. Bu niye 20 yaşında gidiş 20 yaşında çıkmaz acaba? Bu konu hakkında bir bilginiz işte var. İşten kişiye değişiyor. Hiç 20 yaşı olmayan insanlar da var. Değil mi? Bende yok mesela. Aa, ne şanslısınız. Ondan sonra yani 20 yaşlı olacak diye bir şart yok. Ve 20 yaşı herkesin de çapraşık gelecek diye bir şart yok. Benim yani, düzgün çıkmış evet. Bazı insanların yan geliyor. Onu da cerrahi bir işlemle alıyoruz yani. Çünkü kan şeker değerlerini normale getirip işte cerrahi işlem yapılabilecek konuma geldiği an bu ister diyabet de olsun bir şey fark etmiyor efendim. Ondan sonra hepsi birlikte yapılabilen hepsi şey. Hepsi birlikte yapılabilir. Peki bir protez yapılacağı zaman bunların da tabii bir kategorize edilmiş sistemi var değil mi? Ben o isimleri tanıyorum. Biri porselen örnek veriyorum. Evet. Biri başka bir şey. Biri kaplama başka bir şey. Tam onları bilmiyorum o bir şeyleri. Evet. Bizim yine bu konuda bir ayrım yapmamız gerekiyor mu Güngör Bey? Hiçbir ayrım yapmanıza gerek yok. Herkese ne yapılıyorsa size de aynısı yapılabiliyor. Bir panoramik röntgen çekiyoruz. Gerekirse sefarometrik çekiyoruz. O röntgen sonucunda kemik yapınızın kemik testlerine bakılıyor. Bu şahıs ister diyabet olsun, ister sağlıklı insan olsun her şey aynı şekilde yapılabiliyor. Hiçbir farkı yok yani. Bu esasında şöyle bizi rahatlatıyor. Yani bir hani bir özelliğimiz yok. Biz mutlaka şekerimizi kontrolde tuttuğumuz zaman diş hekimiyle yani işbirliği içinde olabiliriz. Aslında ağız bakımını mükemmel yaparsanız normal insandan hiçbir farkınız yok zaten. Evet, evet. Yani diyabetin işte tükürük salgınız az. Arada sırada suyla çarkalamak. Hani ağzı kayganlığını artırmak. İşte, evet onu soracaktım size. O da mesela o da bir şey. Hani tabii zor şeyler teklif söyle gibi geliyor ama aslında çok uzun günde ayıracağınız toplam bir 10-15 dakika yani. Alışkanlığa bağlı. Evet alışkanlığa şeyler. Bağlı. Yani, alışkanlığa evet. Ve hatırlamaya bağlı. Yani hakikaten biz nefesimizde bir problem olduğu zaman burnumuzu hatırlıyoruz. Dişte de bir sorun olunca dişimizi hatırlıyoruz. Aynen. Ya bu çok önemli bir konu tabii haliyle. Hiç ağzına bakıp da bir diyabetine baktır dediğiniz hastanız oldu mu? Vallahi oluyor şöyle hani çok aşırı kole çürükler olursa yani onu da istiyoruz. Böyle genel yaygın bir şekilde çürük varsa büyük ihtimalle onu düşünebiliyoruz. Ama genellikle herkes zaten diyabetli. Artık biliyor diyabetini. Biliyor genelde evet, değil mi? Evet. Neyin ne olduğunu. Peki ağız içi yaraları. Bu da diyabetten ötürü. İşte demin de konuştuğumuz gibi mantar türü şeyler oluşabiliyor. Burada insan ne sıcak yiyebilir, ne soğuk yiyebilir, ne asitli bir şey zaten istemiyoruz da kullanmak. Hani kullanabilir. Bunun için yapmamız gereken ne olabiliyor? Mantar olduğu zaman işte ilaçlar var kullanılan. Ama onu da tabii, mantar diyoruz. Evet, evet yani bakımını... O hale geldiği zaman işte İhmal ilaç kullanılıyor. Lazım. Evet. Anladım. Anladım efendim. Peki beyazlatıcı diş macunları var veya o şekilde o formata getirilmiş olan evet. Diş macunları var beyazlatıcı. O konu hakkında bize söylemesi gereken bir şey var mı? Vallahi beyazlatıcı diş macunlarının ne kadar beyazlattığı bilmiyorum onu da. Yani beyazlatma olayı ayrı bir şey, işlem bizim yaptığımız. Evet. Beyazlatmanın bir takım malzemeleri var. Bunların bazıları da sağlığa zararlı olanlar da var. Dişin minesinin öz suyunu çok alan beyazlatmalar var. Dişi çok beyazlatıyor ama dişe zarar verenler var. Yani bunu tabii hekim kontrolünde beyazlatmanın yapılmasını tavsiye ederiz. Peki, yani rastgele bir beyazlatmaları yapmaktansa... Herhangi bir gördüğümüz raftan alıp bir yerde, evet onları yani hekim tavsiyesine göre hareket etmek daha doğru. Daha mantıklı. Evet. Peki kaç yaşından itibaren diş hekimine gitmemiz lazım? Vallahi çocukken alıştırmak lazım aslında. Ne kadar erken giderse o kadar iyi. O koltuğa bir alışması, korkmaması.
Bir de çocukları hele dişle korkutmamak lazım. Değil yani, mi? Seni dişçiye götürürüm gibi. Evet, yani böyle çocuk demeden. Ufaktan gelirse, orayı oyun alanı gibi hissederse, anne baba travmatik bir işlem yaptırırken çocuğunu getirmezse daha da memnun oluruz. Onu seyreden çocuk düşünün onun şeyini. Yani ha, evet. Bu güzeldi bu. Evet doğru yani, söylüyorsun. Çocuğu eğlence yerine geliyor gibi getirirsen ondan sonra alışıyorlar. Şu ufaktan başlayan hastalarımızın hepsi hiç korkusuzca yaşamlarına devam ediyor. Ama bir sürü belli yaştaki insanlar halen dişten korkuyor. Küçük çocukluğunda geçiren bir sıkıntılı bir tedaviden dolayı ömür boyunca onun izi kalıyor. İşte öylelikle korku oluşuyor. Yani ne yaparsın? Pek de sevimli bir koltuk değil tabii işin gerçeği yani. Onu yani da ayrıca söyleyelim. Yani çok da seve seve gelinecek bir koltuk vallahi değil. Vallahi hepimiz tabii böyle işliyorum. Evet. Hep böyle bir çekinerek eyvah diyerek hani sizi konuk aldığım zaman bile eyvah diyerek şey yapıyorum. İçeriği duyacağım ne duyacağım şimdi diyerekten. Siz geldiğiniz için memnunum o başka ama içerik hakikaten insanı ürpertiyor. Yani bir de bilmediğimiz bir nokta. Evet. Yani bir ağzımızda bir diş var. Acıyor, çürüyor, ağrıyor falan filan derken bu diş zaten bizim bütün herhalde baş sistemimizle bağlantılı. Yani aslında her şey ağızda başladığı için insan sağlığının çok önemli tabii ki sonuçta. Yani dişin olmaması hani konforunu çok bozuyor insanın. Ne kadar iyi yaparsak yapalım insanın doğal dişinin yerini hiçbir şey tutmaz tabii kesin. Ki. Kesin. Kesin. İnsanın konforunu mümkün mertebe koruması için bakımını elden geldiğince yapması gerekiyor. Dişteki bu öz suyu kaybı olursa ne olacak? Ne yapmamız lazım? Ya o beyazlatmayla ilgili biraz ben söyledim şey o hassasiyet oluşuyor. Bir süre sonra o hassasiyet geçiyor ama mine tabakasının işte kırılganlığı artıyor o zaman. Yani yapısı bozuluyor. Yapısı bozuluyor. Peki şimdi biz size geldik ve dedim ki ben size benim dişlerimde ayrık var. Hani bunu toparlayalım. Nasıl yapacağız? Şimdi şöyle ortodontiyle onları düzeltiyoruz ama mesela bazı diyabetli hastalarda kemik yıkımı çok fazla. Hı hı. Şimdi bunu ortodonti yaptığın zaman kemik yıkımını artırıyorsun. Niye? Şimdi hareket ettirdiğin için şimdi dişi bir yerden bir yere götürürken bir yerde kemiği yıkıyorsun bir yanda kemik oluşumunu sağlıyorsun. Bu hareketle beraber biraz daha yıkım oluyor. Yani her hastaya ortodonti yapılmadan önce bir panoramik röntgenle karar vermek gerekiyor. Yani ne kadar kemik yıkımı var onu da görmek lazım. Mesela hastanın diyabetli hasta zaten diş taşı tutmuş diyelim dişleri sallanıyor veya kemik kaybı çok fazla. Bu hastaya kesinlikle zaten şey yapamazsınız ortodonti düzeltme yapamazsınız. Onu yaptığın zaman hep bütün işler elinizde kalır. Peki böyle ayrık dişli olup da ortodonti yapamadığınız diyabetli hastaya öyle bırakıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Yok ona yani lamine yapılıyor, seramik kron yapılıyor. Yani estetik amaçlı alternatif şeyler yapılıyor. Yani kökünü hareket ortodontide kökünü hareket ettirdiğin için dişin kemik evet. Yıkımını onu ortodonti uzmanımız tabii daha çok karar veriyor. Onun uzmanlık alanı ortodonti uzmanlarımız o konuda daha güzel aydınlatıcı bilgi verir. Esasında ne kadar enteresan değil mi hocam? Yani diş hekimine gidiyorsun o ortodonti diyor. Öbürsü başka bir tabii, şey diyor. Bir sürü yani o kadar branşın uzman içinde. Uzman arkadaşımız evet, var. Evet. Endodontistimiz, protezimiz hepsi ayrı ayrı. Evet. Hepsi evet. Spesifik. İşini daha ehil insanlar olmuş oluyor. Daha konforlu hasta oradan çıkmış oluyor. Evet, peki bu diş eti iltihaplanmalarının bize sunduğu diyabet dışında başka hastalıklar olabiliyor mu? Yani illa tamam diyabette oluyor başımıza geliyor da hani aman diş etinde problem var deyip de. Herkes de olabilen bir şey bu. Sırf evet, diyabetli de değil. Evet, evet. Yani evet. Bakımla ilgili bir şey bu. Ha, bakımın dışında hani herhangi bir hastalığın belirtisi olarak kabul etme durumumuz diye bir şey yok. Yok yani diş eti iltihaplandığı zaman etkeni şey ortada belli yani. Ortada ne oldu? Bir ağız hastalığı yoksa özel spesifik bir ağız hastalığı yoksa hastanın tabii ki diş taşlarından şeyden başka şüphelendiğiniz bir şey olmuyor. Peki. Eğer çok spesifik bir şey varsa zaten ağız hastalığı uzmanına yönlendiriyoruz hastayı. Gene onu da bir uzmana evet, yönlendirmek tabii. Lazım. Peki bu diyelim ki takma diş yapılacak. Bu takma evet. Dişin yapımı ortalama ne kadar sürüyor? Şimdi hastanın hiçbir dişi çekilmeyecekse, yani ağız hazırsa, ölçü alıp yapılacaksa,
10 gün içinde bir rahatlıkla biten protez. Aa, çok rahatmış, evet. Çok güzel. Peki hocam, bir de kanal tedavisi diye bir şey var. Benim başıma geldi birkaç defa da, evet. Hiç hoşlaşmadım o işten. O niye kanal tedavisi oluyoruz yani biz çürük acaba? Çürük işte sinire kadar gelirse, çürük sinir pulpaya kadar geldiği zaman dişin sinirini almak zorundayız. Hı hı. Yani biz de kanal tedavisini en son aşamaya da yapmak istiyoruz ama kaçınılmaz oluyor çürük pulpaya kadar geldiği zaman. Onu kanal tedavisi yapmakta dişi hastaya biraz daha hizmet etmesini sağlıyoruz. Yani yoksa diş çekime gidecek kanal tedavisi yapmazsan, o durumdaki bir diş. Anladım. Onun çekime gitmesini engellemek için kanal tedavisi yapıp üzerini kronluyoruz. Hasta ama bir uzun yıllar gene kullanıyor onu. Yani sinirini almış oluyorsunuz. Tabii sinir alınmış oluyor. Peki bu sinir alınca daha bir rahat bir şey olmuyor mu? İyi bir şey yani. Ben öyle anladım. Sinir alınca rahat bir şey oluyor tabii ama sağlıklı dişin ağızda durması daha istediğimiz bir şey. Keşke. Evet, çünkü keşke. O beslenemeyen bir orada doku oluyor. Sinir alındığı için. Beslenemeyen doku sinir, oluyor. Tabii yani kanla beslenmesi dişin bitmiş oluyor. Yani şimdi siz diyorsunuz ki ez cümle diyabetli ya da diyabeti olmayan bireyler hiçbir zaman gidip de normal sağlıklı dişi çektirip protez yapmaya çalışmasınlar. Tabii. Var olanı korumakta fayda var. İnsanın sağlıklı korumak kadar güzel bir şey yok. Zaten iyi bir diş hekimi de hiçbir zaman ona kalkışmıyor benim bildiğim. Kesinlikle yani hiçbir arkadaşımız da tutup da sağlam bir dişi çekeceğini düşünmüyorum. Yani hastaya ikna etmek, bazı hastalara bazı şeylere anlatmakta zorluk çektiğimiz insanlar oluyor ama onunla da yolluyoruz. O kendi kaderini, kendi nerede çizerse gidiyor. Tabii hayır, sorma sebebim şu oldu. Tabii ki sağlam dişi çekmek amacı değil ama hani daha çok ne bileyim sanatçıdır, sunucudur. Hani mecburen dişleri böyle bir hoş dursun ister ve o diş yapılır orada. Burada esasında iyi bir şey yaptırmıyoruz yani diyeyim demek istedim. Yani şimdi yapılan şeyler genellikle diş çekerek yapılmıyor. İşte dişi estetiğini sanatçı arkadaş ve kimse onun istediği şeye göre, hekim arkadaşın fikrine göre ortak bir karara veriliyor. Mesela biz bazen hastaya şu büyüklük çok diyoruz ama hasta ben böyle istiyorum diyor. Bazısı bembeyaz istiyor. Hani yani siz uygun görmeseniz de. Ama şimdi burada tabii ki mümkün mertebe hastayı ikna etmeye çalışıyoruz. Anlatıyoruz. Yüzüne gitmeyen oranlı çok büyük şey. Bunu ama dişleri çekerek değil de hani sağlam dişleri çekerek değil de bunları kronlayarak, kaplayarak falan büyüterek şekilde yani estetik sağlanıyor. Peki bu estetik ne kadar da bir yenilenmeli hocam? Estetik ne kadar zamanda? Şimdi bunun bir zamanı yok şimdi. Şimdi şöyle bir şey, sizin kronlar yapıldı dişlerinize. Evet. Diş etlerinizde çekilme yok. Evet. Sizin herhangi bir sorununuz yoksa kesinlikle değiştirmeniz gerekmiyor. Öyle ama mi? Kaplamada yapıldı, diş etleriniz çekildi. Dişler diplerden, kolelerden açıldı. Evet. Diş taşı tuttu, işte sorunlar hani diyelim oldu falan, çekildi, açıldı. O zaman kronların hemen yenilenmesi gerekiyor. Çünkü o kronların boyu uzatılıyor. Tekrar diş eti seviyesine getirilmesi gerekiyor. Ay. Yani biraz bakımı önemli tabii. Gene başa dönüyoruz. Her şey bakıma her geliyor. Her şey evet. Bakımla önlemeye bağlı evet. Diyorsunuz. Peki ben çocukların, genel her çocuk için geçerli, diyabeti olsun olmasın. Çocukların dişleri çıkar ve sonra onlar düşer. Evet, süt niye dişlerin. Hocam? Süt dişlerinin olması çok büyük avantaj. Çocukların işte ağzını bakımının olmadığı bir dönemde en güzel onları kullanıyorlar. Daha sonra işte doğal normal dişler çıkıyor. İlk 6 yaşında başlıyor azılardan. O süt dişlerinin de erken çıkması, dökülmesi tabii istemediğimiz bir şey. Hmm. Alttan gelen dişlerin yerleri bozulmaması, ortodonti için ortodonti ihtiyacı olmasın diye süt dişlerinin de dahi zamanda düşmesini istiyoruz. Onların da bakımı önemli. Süt dişlerinin de dolguları yapılıyor. Pedodonti, o da öyle çocuk mi? Hastalara bakan branşımızda pedodonti arkadaşlarımız. Onlar da çocuklarla ilgilenen bölümümüz. Süt dişlerinin de bakımı yapılıyor. Tabii onlara dediniz. Da dolgu yapıyoruz. Onlara da kanal tedavisi yapılabiliyor. Oy. Zor bir branş. Arkadaşlarımızın çocukları evet. ikna etmek, ayrı çocuklara bakmak ayrı bir psikoloji şey. Psikoloji gerekiyor. Aynen. Evet. Ay kıyamam onlara. Hiç kimseye bir şey olmaz inşallah. İnşallah. Peki şimdi büyüdükçe, ergenleştikçe diş teli biliyorsunuz. Evet. Daha çok gündeme geliyor. Hoş, artık bir tek ergen değil. Herkes de olabiliyor olası evet. olarak da. Bu diş teli niye takılır hocam? Diş teli ortodonti branşımız, o da ortodontistlerin yaptığı bir olay. Çapraşıklık için. Yani diş telinin takılması amacı
Bu ortodontinin artık yaşı da yok, her yaşta yapılıyor. Ortodontideki amaç çarpışık dişleri normal haline getirmek. Yani ortodonti aslında yalnız başına dişi düzeltmek de değil. Yani bu çarpışıklıkla mesela fırçalamanızın daha kaliteli olması, daha düzgün fırçalamanızı sağlamanız, diş aralığını temizlemeniz, dişlerin ömrü içinde daha avantajlı. Yani sağ, düzgün, muntazam diş olması tamamen estetik amaçlı da değil. Yani sağlık açısından, sağlık açısından da önemli. Tabii yani, ki. Bir bütün olarak bakmak lazım. Hem de estetik sağlanıyor. Çapraşık görüntü. Ne kadar azalıyor hocam? Muntazam tam ideal yerine geliyor. Ne enteresan. Tabii. Hakikaten bu çok enteresan bir bilgi. Şeffaf plaklarla da düzeltiliyor. Şimdi tel takmadan da yapılıyor o sistemler. Yapılıyor diyorsunuz. Evet, o şeffaf plaklarla ağızda tel olmadan da yapılıyor artık. Ay ne enteresan. Evet. Peki diş fırçası almaya gittik ama diyabetliyiz. Bunu özellikle belirtmenizi rica evet. edeceğim. Nasıl bir diş fırçası tercih etmeliyiz? Yumuşak olması lazım. Yani diyabet hastalarının mukozası daha hassas olduğu için çok sert fırçaları kesinlikle kullanmaması lazım. Daha yumuşak fırçalar kullanmasını tavsiye ederiz. Fırça çok önemli. Fırça önemli evet, değil mi? Yani fırça çok çok önemli. Fırçanın kıl sayısı, üstündeki uçlarının yuvarlak olması, diş etlerini tahriş etmemesi. Yani çok kötü fırçalar da var piyasada, iyileri de var. Yani iyi bir fırça kullanmak çok önemli. Fırçanın kıllarının ucunun yuvarlak olması. Evet, onlar, ben yanlış anladım. Evet, evet. Onlar yani bazı firmalarınki çok güzel, bazıları kötü. İşte fırçanın özenle seçilmesi lazım. Fırçanın özenle seçilmesi ve sanıyorum belli bir yumuşak müddet. Yumuşak olması, yani diyabet hastalarında daha çok yumuşak fırça kullanmak. Yani sert fırça kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Niye öyle sert, orta, yumuşak diye ayırmışlar onu da ben halen algılamıştım. Şöyle yani sert, orta, yumuşak yani dişleri temizleme açısından yani üzerine bazı hasta mesela çok sert, agresif fırçalamak da diş etlerinin çekilmesine sebebiyet oluyor. Değil mi? Yani aşırı sert fırça, aşırı sert fırça artı bir de kendi de fırçayı sert fırçalarsa o bile diş eti çekilmesine sebebiyet veriyor. Peki şimdi benim bu konuşmamızdan algıladığım diyabetli ve de değil ya da değil muhakkak biz 6 ayda bir diş hekimimize gidelim. Kesinlikle. Diş hekimimize gittiğimiz zaman da böyle en ağrılı değil de dişim ağrıyor dur ilaç alayım değil de hemen anında gitmek lazım galiba değil mi? Yani, rutin 6 ayda bir giderseniz zaten ağrılı hallere gelmez. Gelmez. Hiçbir diş. Yani kontrol altında olan bir ağızda kanal tedavisine kadar ulaşmaz dişin çürüyor. Yani çünkü 6 ayda bir geldiği zaman hasta zaten onun gereken önlemlerini alıyoruz biz. Dişler ufacık çürükleri varken temizleniyor. Bakımı yapılıyor. Diş eti, diş taşı temizliği yapılması. Bu çok önemli yani. Çok hele önemli. Diyabetlerde çok çok önemli yani. Fırçalamak ve bakım. Peki son sorumu sormak buyurun istiyorum efendim. Niye bizim diş etlerimiz kanıyor? İşte biraz evvel söylediğimiz etkenlerden. Gene oraya bağlanıyoruz. Evet, yani ağız kuruluğundan tükürük salgısının az olması, tükürükteki şeker oranının fazla olması, kandaki şeker oranının olmasıyla da kan damarları tıkalıyor, oksijen miktarı az gidiyor. O da bir etken, yani beslenmesi de az oluyor şekerden dolayı. Şekerden oksijen az gidiyor dokulara. Gene özet olarak. Şekerinizi düzgün tutun diyorsunuz. Şekerinizi düzgün tutun, evet. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun efendim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben de. Diyabet ve diş sağlığı, ağız sağlığı hakikaten çok önemli. Onun için çok sağ olun verdiğiniz tüm sağ bilgiler olun. İçin. Ben efendim. De size Cem TV ekibine, Cem TV'ye çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim bir yere ayrılmayın. Şimdi çok enteresan bir konuğum daha var. Birazdan görüşmek üzere. Efendim şimdi Çin tıbbını konuşacağız. Doktor Ya Gang Nuh Luo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ezberledim bak. İyi yapmış mıyım? Evet. Doğru yabancı, ezberlemiş miyim? Yabancı biraz zor ama güzel. Ha, güzel oldu. Peki evet. Teşekkür ediyorum. Tamam, şimdi bu Çin tıbbı nedir? Çin tıp 5000 yıllık orada yaşayan insanlar tecrübe ve yaşadığın sağlık veren bir tıptır. Oh, 5000 yıllık. Mesela bir de bir tane kitabı var. Evet. Sarı İmparator tıp kitabı.
Tıp kitabı. O kitabının 4000 sadece bildin, 4000 5000 yıl önce yazdın. 5000 yıl önce yazılmış tıp kitabına göre öğreniyorsunuz. Evet. Onu evet. Hala şeyler insanlarda onu bilgi alıyorlar. Evet. Bu evet. Bu kitap içinde iki bölüm var. Birinci evet. bölümde muhabbetler. Muhabbet 81 küçük bölümler var. Evet. İkinci bölüm 81 tedaviler. Peki muhabbette ne yazıyor? Muhabbette mesela dedik dünyada neler var? Doğada neler var? Doğa nasıl oluyor? İnsan onu öğrenmek lazım doğalda. Doğalda öğrenirse insana sağlık olur. Doğalda test yaparken insanlar hasta olur. He, evet. Doğadan öğreneceğiz ama evet. doğayla ilgili test yapmayacağız. Evet, doğrudur. Anladım. Yani bu bitkiler üzerinde denendi, hayvanlar üzerinde denendi doğru bir şey değil anladığım kadarıyla. Evet. Peki, çok enteresan bir şekilde geldim ben, ziyaretinize geldim ve siz bana nabızdan bir teşhis koydunuz. Bu nabızdan teşhis nedir? Nabız da çünkü insanlar organ içeride. Normal eskide röntgenler bir şey yok. Röntgen ama yok içinde yani. Senin kalp nasıl çalışıyor? Akciğerde güçlü mü güçsüz çalışıyor? İnsan bilmiyor. Bilmiyorum. Ama Allah'ın bu kadar yarattı ki insanlarda bu nabız var ya. Evet. Mesela bu sağ kolda, bu sol kolda burası kalp. Evet. Burası karaciğer, burası da şöyle böbrek. Evet. Sol kolda insanlarda akciğer, hı hı. dalak ve böbreklerin gücü. Bu bakıyor. Orası nasıl çalışıyor? Hızlı mı, yavaş? Hafif mi, ağır? Orada onda bir bakıyorsa içinde organlarda bakıyor. Yani organ iyi çalışıyor mu? Kötü çalışıyor mu? Hızlı çalışıyor mu? Yavaş çalışıyor mu? O zaman da bakıyor. Tıkanlık var mı? Yok mu? O yüzden böyle nabızda bakabilirler. Peki bu tıkanıklık olmaması lazım. Olmak lazım. Evet. Tıkanıklık olursa ne olur? Tıkanıklık olursa bir iki günde sıkıntı yok. Hı hı. Çünkü insanlarda merdivenler var. 12 evet. merdiven. 12 merdiven, 12 tane organlar gidiyor. 12. Bu 12 tabii. Tamam. 12. Evet. 10 tane görebilir, 2 tane görmüyor. 12 tane meridyen var, 10 tanesini görüyoruz, 2 evet. tanesini görmüyoruz. Meridyen enerji yolları değil enerji mi? Enerji yoludur, tamam. evet. Tamam, enerji yolları. Peki devam edelim, burada akış mı oluyor? Akış. Evet. Çünkü dünyada %50 insan görüyor, %50 görmüyor. Mesela vücut insan görüyor ama ruh insan görmüyor. Evet. Bizde şeyler kan insan görüyor ama kanda enerji, Çince çi. Bu çi insan görmüyor. Şimdi bir dakika. Çi enerji ama ay enerjiden daha profesör böyle daha içinde bir şeyler var. Anladım. Daha anlamlar çok. Yani kan önemli. Aha. Kanın rengi de önemli. Rengi de önemli. Nasıl olmalı kanın rengi? Kan renginde şeyler. Normalde biz bir arkadaş geldiği zaman bir yüzde bakıyor. Evet. Yüzde bir bak. Yüzde güç var mı yok mu? Ciddi mi olmuyor mu? Sonra da bir dudaklı bakıyor. Evet. Çünkü dudakta en ince bir şeyler. Dudak en ince bir kastır. Evet. Eğer burada bir dudak açıyorsa aynı gibi bir dudak orada renk burası renk aynı olmak lazım. Hmm. Mesela çok beyaz geldi. Dedi ki o bir soğukluk hastalık ya da kan dolaşmak dolaşmıyor böyle bir sıkıntı dolaşım oluyor. Dolaşım yok. Bu da sorun. Sorun tabii ki. Çok siyah koyun rengi geliyorsa dedi ki o bu kan dolaşmak yok ve kan içinde zehirler vardır. Kanın içinde zehirler var. Zehirler var tabii ki. Peki bu kanın içinde zehir bulursan, görürsen evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? O da çünkü insanlar kendi vücutta tedavi kendi oluşturuyor zaten. Evet. Çünkü o yolu açılıyor. Sen yani kendi bir temizlik yapabilir. Dedi ki bu kan içinde sıkıntın varsa dedi ki bir yolu kesinlikle tıkanlıktır. O yollar açılıp kendi o götürüyor. Şifa olacak. Şifa olacak. Olur, evet. Peki bu kanı açmak veya yolları açmak veya meridyenleri açmak için
Hangi tedavi yöntemlerini kullanıyorsunuz? Bizde şeyler, mesela Çin tıpta bölge bölgelerde var. Doğu tarafında, batı tarafında bir farkı var. Hı hı. Böyle tam Çin tıbbı içinde mesela bizde masaj gibi uygulama var. Guaşa var. Guaşa nedir? Guaşa bir kazılatma. Böyle bir şey. Guaşa ara kazılıyor, kazılıyor sonra. Ama bu, kan, o da kan dolaşmak için. Tamam, bunu çok profesyonel olarak yapmak evet. lazım. Evet. Kupalar da var. Kupalar var. Kupalar soğuklarda dışarı çekmek için. Sonra da şey, ecular var. O nedir? Ecu bir sıcaklık, bir de ot. İsmi biliyorum, bir biliyorum evet. Çok güzel bir şey o, böyle puro gibi, puro gibi. Gibi. Evet, evet, evet. O insanlarda ısı veriyor. Gördüm onu. Şimdi evet. insanlar baktı, dedi ki o içinde çok ince bu ince bir kırmızı ışık var. Kırmızı daha, ışık da, var. Evet. Çok ince için daha içinde dibine gidiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Onu ben bu tenek koyuyorsunuz değil mi? Evet. Onu, evet, evet. Teni uzakta koyuyor ya da yakına koyuyor. Yakına biz de, koyuyor. Dedi ki insanlar 30 yıldan sonra 30 yaştan sonra herkes yapmak lazım onu. Aa, ne oluyor onu yapınca, kan dolaşım mı? Kan dolaşmak. Çünkü o senin dilek, seni elece güç veriyor. Çiğler veriyor. Çiğ veriyor, çiğ enerji veriyor. Veriyor. Çiğ veriyor, evet. Peki, şimdi ben geldiğimde bana akupunktur da yaptınız. Aha. Ben akupunkturdan çok korkuyordum. Ama o kadar iyi geldi ki. O evet. kadar iyi geldi ki. Kaç yaşından beri yapıyorsunuz akupunkturu? Bir de akupunktur nokta tedaviler. Evet. Bir de ben 7 yaşken öğrendim. 7 yaşında. 7 yaşken, evet. Oo. Çünkü ben eskide her yerde hastane yok. Sadece doktorlar var. Eski zamanlarda. Eski zamanlarda. Evet. Bizde ben bildim bir de 10 kuşak hepsi köyde, yan köydeler sağlıkçı. Biz bakıyorlar. 10 kuşaktır sağlıkçılar evet. yan köy bile. Biz, süper. Biz küçükken bir dede bir alıp küçükken zaman varsa da dağlarda götürüyor. Orada şeyler topluyordu. Bitkileri. Bitkiler topluyor. Sonra hasta varsa onun bizi yana geliyor bir tedavi yapıyordu. Böyle. Bitkilerle ne yapıyor? Bitkilerde, dünyada bitkiler, her bitkide bir şifa gibi insanlar. Her bitkide doğru bir şifa yere var. Koyuyorsa şifadır. Doğru yere. Mesela zehirlerde, başka insan zehir ama zehirlerde biz de kullanıyor mesela. Yılanlı zehir, bir de şila, o da bitki içinde kullanıyor, insan şifa olur. Anladım. Evet. Yani çok dikkat etmek lazım bitkiyi evet. kullanırken. Doğru, anladım doğru. değil mi? Doğru anladım. Hani zehirli de olabilir. Yani zehirli yılan bile olsa evet. bitkiyi kullanabiliyoruz. Doğru yere koyarsak doğrudur. Diyorsunuz. Ama çok önemli bir öğrenim, ders bitkiler. Tabii doğru. Yani hani ben şimdi böyle açıp baksam papatya ne işe yarıyor, o ne işe yarıyor, o kadar kolay bir şey değil o. Yok, kolay bir şey değil. Mesela bütün çiçekler böyle açılıyor. Evet. Bütün çiçek açılıyor. İnsanlar çiçek çay içiyorsa, evet. Çiçek çay içiyorsa biz de aynı bir de çiğ, elece bir de çiğler açılıyor. O yüzden bir açmak için bir de karaciğerde fayda var. O yüzden çiçekler içiyorsa karaciğerde fayda oluyor. Oluyor. Ama hangi çiçek? Papatya mesela. Bizde karaciğer içinde ateş varsa ateş sunduruyor. Ama karaciğerin evet. içinde ateş varsa papatya ateşi söndürüyor. Söndürüyor. Biraz soğuk geliyor çünkü. Evet. O papatya biraz soğuktur. Bir de acı tatı var. Acıdır. Doğru. Evet. Doğru. Ama şeyler mesela gül ağacı var ya. Evet. Gül ağacı daha acı yok, bir tatlı var. O yüzden biz içtiğin zaman da hemen karaciğer hem de mide ve bağırsaklarda bir fayda var. O da açılır. Ama açlık ve açlığı farkı var. Farkı o yüzden, var. Evet, hepsi öğrenmek lazım. Tabii ki öğrenmek lazım. İnci ince farkı oluyor. Peki şimdi bizim ülkemizde, Türkiye'de görmüşsünüzdür. Böyle poşet çaylar satılıyor. Evet. Çok fazla bitki çayı var. Ama siz diyorsunuz ki çiçek halinde alın, kullanın. Değil mi? Doğru mu anladım? Yok, çiçek de var, kökü de var. Kökü de var. Yaprak da var. Her çeşidi. Çin tıp gören dünyada hiç boş yok. Hiç boş yok. Ne bir buluyorsa o da bir yerde koyuyorsa, tam yer koymadığı için çöp.
Ama bir doğru yer koyarsa çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli bir şey. Peki bir çocuk doğdu Çin'de diyelim ki. Hemen o çocuğa tedaviye mi başlıyorsunuz? Bir bitkiyle bir şey veriyor musunuz büyürken işe yarasın diye? Biz çocuk şeyler, biz mesela eskide 100 yıl önce biz çocuk doğurken de şeyler var, ipler var ya. Evet, anede, kordon. O bizi kesmiyor. Dedi ki o şeyler makasla kesiyorsa akciğerde zarar görebilir makasla kesildiğinde. Makasla. O yüzden biz de ben sonra o ECU'lar var ya. Ateşte böyle yavaş yavaş kurutuyu açılıyordu. Anladım. Evet. Yakıyorsunuz tatlı yakıyor, tatlı. Yakıyor çünkü. Yakıyorsunuz. Evet. Anladım. Peki. Ama güzel bir şey bu yapmış evet, oldunuz. Evet. Eskilerde böyle yapıyordu. Eskiler öyle yapıyordu. Evet. İyi ki eskiler var. Bir sürü şey öğreniyoruz değil mi eskilerden? Evet. Peki şimdi tek tek sormak istiyorum. Diyelim ki kalbimde bir problem var. Doktora gittim. Tıp doktoruna gittim. Ne yapmam gerektiğini söyledi. Bana ilaçlarımı verdi. Bunların hepsini uyguluyorum. Sonra size geldim. Bana hangi bitkiyi vereceksiniz kalp için? Kalp için mesela. Kalp için kalp bizde geldiği zaman bakacağım. Evet. Çünkü kalp, sen söyledin kalp ve biz gördün kalp farkı olur. Sende kalp sıkıntı var ama bazen karaciğer yavaş çalışıyorsa kalpte zarar veriyor. Karışabilir diyorsunuz. Karışıyor. Anladım. Evet. Anladım. Ve kalpte bir de mesela dünyada bak insanlar 5 tane parmak var. Evet. Hani 5. Niye 5 tane? Niye 5 tane? Çin tıpı göre dünyada 5 tane element var. Element var. Elementler var. Mesela bitkiler. Evet. Ateş, toprak, metal ve su. Su. 5 tane var. Evet. İnsan organda 5 tane dolu organ ve 5 tane boş organlar var. Peki, 5 dolu organ dediğiniz? 5 tane organ mesela kalp, akciğer, karaciğer, dalak ve böbrek. Bunlar dolu olanlar. Dolu. Bir de can. Can, Çince can kazanmak, çekmek. Tamam. Güç içinde kendi kazanılıyor, çekiyor güç kazanan, içeride. Güç kazanan ve güç veren organlar. Evet. Peki boş organlarımız hangisi? Boş organ mesela mide, inci bağırsak, kalın bağırsak, safra kesesi ve mesane. Bu 5 tane var. Bunların boş olması gerekiyor, boş organ. Bu 5 tane element içinde yin ve yang var. Evet. Çok enteresan. Ne enteresan. Bu yin yang dengelendiği zaman. Denge, evet. Bizim de bütün bünyemiz dengeleniyor değil mi? Evet. Bu çok önemli. Çünkü Çin tıp dedik biz yaptığımız şeyler denge bulamak için. Denge bulmak mesela için. Benim kalp çok güçlü, çok iyi. Senin göre çok iyi. Ama benim kalp sana takıyorsa sen yaşamıyor. Çünkü diğer organlar zayıf. Sadece kalp çalışıyorsa olmuyor. Anladım. Senin için başka aynı 5 tane organ aynı çalışıyorsa denge olduğu zaman iyidir. İyi, çok güzel. Evet. Her şey denge. Her şey denge. Her şey denge. Peki bu satılan bitki çaylarına gene geri dönmek istiyorum veya bizim bildiğimiz bitki çaylarına örnek vermek istiyorum. Yani üzüm çekirdeği çayı var mesela veya tanesi var. Üzüm çekirdeği. Evet. Üzüm niye kullanıyoruz onu acaba? Yüzünde tabii ki biz de yüzünde. Çin'de o da çok kullanıyor. Evet. Yüzü çekirdekte ciltler fayda var. Cilde fayda var. Ciltler de var. Ve tadı bakarsan biraz keskin gibi bir yerde bir şey var. Keskin, evet. Keskinlerde akciğerde fayda var. Mesela karaciğer, karabiberler. Karabiber. Bütün bitkiler de bazen keskin tadılar da hepsi akciğere fayda var. Keskin tadı olan bitkiler akciğere faydalı. Akciğere fayda var. Neler karaciğere faydalı? Karaciğer ekşi olan karaciğerde fayda var. Ekşi olanlar karaciğere faydalı. Evet. Çok enteresan. Çünkü 5 tane tadı var. Türkçe'de çok bilmiyor. Mesela ekşi karaciğere çok fayda var. Tatlı. Tatlıyı soracaktım. Tatlı da mide ve dalaklarda fayda var. Tatlı tatlar. Evet. Evet. Acılar mesela keskin acılar da akciğer. Akciğere. Peki böbreklere ne faydalı? Böbrek şeylerde bir şap var ya şap.
Şap. Onun tadı. Ben o tadı böyle. O tadı ile böbrekte çok iyi oldu. Böbrekte iyi oluyor. Hurma var ya. Trabzon hurma olmadı. Önce o tadı var ya. O tuhaf, anladım. Olgunlaşmamış. Olgunlaşma. Onun tadı böbrekte çok fayda var. Böbrekte çok faydası var. Peki damar tıkanıklığı olursa vücudumuzda? Damar tıkanıklığı için bakacağım. İçinde pislikler var mı? Ya da içinde kan dolaşmak sıkıntı var mı? Ya da çiğ itmiyorsa, enerji o gitmiyorsa. Enerji alsa o da oluyor. O da, ona da hangisini kullanacağız? Onun ise hangisi kullanacağız? Önce bakmak lazım. Bakacağız. Hangi yolda sıkıntı var? Ne hangi yolda sıkıntı varsa ona göre verilmiş olacak. Peki son 2-3 dakikamız var. Orada da size boyun fıtığı ve bel fıtığını soracağım. Evet. Onu orada size gelince neler yapıyorsunuz bize? Boyun fıtığı ve bel fıtığı çok insanlı var. Mesela çok çalışıyorsa da oluyor. Tabii. Çok şeyler oturuyorsa da oluyor. Ama şimdi ben göre çok şeyler Türkiye'de çok insanlarda yumuşak yatıyor ya. Çok yumuşak yatıyor. Yumuşak yatıyor. Ben şimdi ben kendi evde o yatak ben çöpte attım. Baza kaldı. Baza üstüne bir de tahta kesti. Üstü hafif bir şey koydum. Az ufak bir şilte var üstünde. Evet. Yani çok rahat yatıyor. Çünkü sert yer insanlar senin güç tutuyor. Yumuşak senin güç tutamıyor. Anladım. Evet. Sert yerde yatacağız. Sert yerde yatmak yumuşak lazım. Yer bizim işimize yaramıyor. Yaramıyor. Yani böyle kalın yumuşak Tabii. Der hayır istemiyoruz. Yatak ve yastık ne kadar yumuşaksa senin vücut ne kadar sert olur. Yatak ne kadar sert ve yastık ne kadar sert ise senin vücut o kadar yumuşak oluyor. Wow, çok enteresan. Evet. Çünkü evet, seni güç tutuyor. O beni tutuyor. Tutuyor tabii ki. Sen rahat yatılabilir. Peki akupunkturla mı düzeltiyorsunuz bir ağrısızı varsa kas boyun fıtığı? Evet, onda işte akupunktur noktalar var. Evet. Bir masaj yine böyle yavaş yavaş açılıyor. O noktaları açılıp üstüne merdiven açılıyorsa tabii kanlar gidiyor. Kan gidiyorsa can da gidiyor. Kan gidiyorsa can da gidiyor. Gidiyor. Evet. Çok güzel bir şey söylediniz. Yani benim anladığım 10 tane meridyen görüyoruz, ikisini görmüyoruz ve bütün bu dolaşım, kan akışı, enerji akışı, bütün bunlar bizim için çok önemli. Onun içinde çok fazla anladığım kadarıyla hayvansal gıda değil, bitkisel gıdayı tercih etmemizde veya mutlaka bitkisel gıda yememizde ve içmemizde fayda var diye düşünüyorum. Fayda var. Ve dolu ve boş organlara bakacağız. Neleri çok, neleri az. Her şeyi ye ama her şey fazla yeme. Her şeyi? Her şeyi yesin. Çünkü her şeyi ye, her şey fazlasa zarardır. Her şeyin fazlası zarar, dengede olacağız. Evet. Efendim program bitti. Problem bitti. Çok da güzel anlattınız. Tamam, sağ ol. Şimdi gideceğiz buradan çiçek çayları alacağız. Onları içeceğiz çiçekleri. Evet, çok tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, sağ olun. Sizde. Çok güzel bir program geçirdiğinizi umuyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Haftaya gene aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın efendim.